önemli projeler yürütüyoruz. Gerek bu BOTAP denilen biraz önce ifade ettiğim program kapsamında, gerek cazibe merkezleri destekleme programı kapsamında, gerek sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında şu anda onaylanan 165 milyonluk deprem sonrası kaynağı ilimizde kullandırıyoruz. Yine geliştireceğimiz projelerle bakanlığımızın, genel müdürlüğümüzün onaylayacağı 350 milyona yakın bir kaynağı deprem sonrası ilimizde kullandırmış olacağız. Tabii depremin etkisine baktığı zaman gerçekten Malatya depremden en fazla etkilenen 4 ilden bir tanesi. Burada hem ekonomik anlamda depremin etkilerini çok yoğun bir şekilde görüyoruz. Ki ajans olarak da biz buradaki gerek iş gücü kaybı gerek iş yeri kaybından Malatya'da özellikle önemli yatırımlar yapılıp bu yeniden toparlanma, acil olarak müdahale edilecek alanları da belirliyoruz. Ve bu biraz önce ifade ettiğim 350 milyonluk kaynağı inşallah geliştirdiğimiz projelerle birlikte bakanlığımızın onayıyla doğrudan deprem sonrası, 6 Şubat sonrası sadece o dönemi kapsayacak şekilde buraya kaynak sağlamış olacağız. Gerçekten çok önemli, büyük bir kaynak sağlamış olacağız. Burada tabii hem sosyal olarak Malatya'da hem ekonomik olarak hem esnafımıza hem sanayicimize diğer taraftan burada iş gücünün hızlı bir şekilde fabrikalarda, atölyelerde, esnaflarda hızlı bir şekilde deprem öncesi duruma gelebilmesi için bizler elimizden geldiği kadar gerek koordinasyon kaynağıyla gerek ajansımızın teknik desteğiyle gerekse doğrudan ajansımızın desteklediği projelerle bunları toparlamaya çalışıyoruz. 6 Şubat depremleri özellikle Malatya'nın merkez denilen çarşı bölgesini önemli oranda etkilediği için gerçekten esnaf sayısı bakımından önemli bir olumsuz tablo söz konusu. Kayıtlı olan 22.866 tane kayıtlı esnaf bulunuyor. Bu esnaf odalarının verilerine göre. Bunların yine tabii sayılar değişebilir. Bizdeki olan sayıya göre 1966 adet esnafın bu depremde acil yıkılacak yıkık veya ağır hasarlı veya orta hasarlı olduğu görülüyor. Tabii bu tabloya göre de gerçekten ilimizde Sayın Valimizin öncülüğünde esnaflara geçici iş yerleri sağlamaya yönelik de önemli çalışmalar yürütülüyor. İl genelinde 36 bölge Sayın Valimizin onayıyla belirlendi. Geçici çarşılar oluşturulmasına yönelik. 3500'ün üzerinde de çarşı, dükkan planlanıyor. Bunların önemli bir kısmı %60'ın üstündeki yer tamamlandı ve bir 10-15 gün içerisinde de bunlar %90'lara belki %80'lerin üzerlerine tamamlanacak. Burada tabii iş yerleri tamamlanınca, burada ticaret canlanınca, insanlarımız geldikçe burada barınma alanları da devletimizin gerçekten çok büyük gayretleri söz konusu. İşte farklı alanlarda kalıcı konutların yapımıyla ilgili çalışmalar da sürüyor. Özellikle hem kırsal alanda hem kentin uydu kentlerinde. İnşallah ilimiz önemli bir şekilde etkilendiği bu depremden çok hızlı bir şekilde de toparlanarak eski Malatya'nın ekonomik, ticari hareketliliği, sosyal hareketliliği, yaşam kalitesi yüksek kent kimliği, kent içeriği yerine gelecektir. Biz de Fırat Kalkınma Ajansı olarak burada yapılacak şeyleri öncelikle iyi analiz ederek, iyi teşhis ederek sonra da bu kamumuzun, devletimizin önemli kaynağını da en etkin şekilde kullanarak burada bu toparlanmaya, devletimizin yürütmüş olduğu bu büyük bir toparlanma, ihya faaliyetlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ya Fatih Bey, sen hani şuraya geçiş verecektin. Vereceğiz abi. Kaptanı aradı.